Sevgili izleyicilerimiz, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, toplantıların yatırım fonlarına yansımalarını konuşuyoruz. Bu haftaki sponsor yayınımızda İş Portföy var. İrem Hanım her ay olduğu gibi bana eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevra Hanım. Merhabalar. İrem Hanım, ben öncelikle aslında Amerika tarafından başlamak istiyorum. Dün de çok taze bir haber. Fitch Ratings, bir derecelendirme kuruluşu, Amerika'nın notunu düşürdüğünü açıkladı. Böyle olunca da dün hem Amerikan borsalarında hem altında aşağı yönlü hareketler izledik. Bir zamandır çıkan bu yatırım araçlarında düşüşler gördük. Amerikan tahvilleri 10 yıllıklarda da faizler yukarı doğru attı. Şimdi burada şöyle bir aslında sorum var, size bir bağlantı kurmak istiyorum. Geçtiğimiz salı günü fon analiz videomuzda da biz yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan, Amerikan tahvillerine ve diğer ülkelerin tahvillerine yatırım yapan fonlardan bahsetmiştik. Burada da savımız, düşüncemiz artık Fed'in faiz artırımlarının sonuna geldi. 2024'ten itibaren faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali aslında burada Amerikan tahvillerinin ve diğer ülke tahvillerinin daha değerli hale geleceği, dolayısıyla da bunlara yatırım yapan fonların da önümüzdeki dönem için bir potansiyel barındırdığı yönündeydi. Hatta sizin de burada bir yatırımınız var. TDG kodlu fonunuz, özellikle Amerikan tahvillerine yatırım yapan bir fon. Bu Fitch'in not düşürmesi böyle kısa bir etki midir? Yoksa uzun vadede biz yine aslında bu görüşümüzü savunabilir miyiz? Yani yabancı borçlanma araçları, fonları ileriye dönük bir potansiyel barındırır diyebilir miyiz hala? Bunu merak ediyorum. Tabii ki Serra Hanım. Hani konuyu biraz detaylandıralım sizin belirttiğiniz çerçevede. Aslında başlangıç olarak ana temamızdan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani soruyu cevaplamamıza yardımcı olması açısından. Şu anda içinde bulunduğumuz ana tema işte Fed faiz artırımlarının sonuna geldi mi? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Fed'in Temmuz ayı toplantısı vardı. Piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faiz 25 bas puan artırarak %5.25-%5.50 bandına çıkardı politika faiz aralığını. Bu noktaya gelirken de biz hem enflasyon hem de büyüme tarafında verileri gözlemlemeye devam ediyoruz. Şimdi toplantıya kadar olan ya da toplantıdan hemen sonra şu an elimizde olan verilere baktığımızda enflasyon geriliyor. Yani beklentilerle uyumlu bir şekilde, hatta belki birazcık daha da hızlı diyebileceğimiz bir şekilde geriliyor. Temmuz ayının son haftasında Fed için çok önemli olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları Haziran ayı enflasyon rakamlarını aldık ve orada işte %4.6'dan %4.2'ye gerileyen bir rakamla karşı karşıyayız ve yıl sonunda işte bunun %3-3.5 aralığına gerilemesi de beklenmekte. Keza işte TÜFE'ye baktığımızda da manşet veri %3 seviyesine kadar gelmiş vaziyette. Çekirdek tabii ki biraz daha yapışkanlık gösterdiği için hizmetler ve istihdam bağlantılı olarak biraz daha yüksek seyretmeye devam ediyor. Şimdi enflasyon gerileme eğilimi gösteriyor dedik. Büyüme tarafına baktığımızda ise ABD büyümesi gerçekten beklentileri aşıyor. İkinci çeyrek büyüme rakamları geldi ABD'de. Ve piyasa beklentisi ikinci çeyrekte yıllık olarak baktığımızda %1.8'lik bir büyüme bekliyordu. Ancak gelen rakam %2.4 ile piyasa beklentilerinin oldukça üzerindeydi ve güçlü bir görünüm sergilemeye devam ettiğini gösterdi. İstihdam verilerine baktığımızda, bu hafta istihdam verileri haftası aslında. Yarın da tarım dışı istihdamı alacağız ama hani bu haftanın içerisinde aldığımız diğer verilere baktığımızda istihdam ya özel sektör için konuşmayacağım. Orada daha farklı bir veri var. ADP verisi, metodolojisi biraz daha farklı. Ama genel olarak istihdama baktığımızda açık iş imkanları beklendiği kadar olmasa da bir gerileme gösterdi. Ancak buna karşın ücretlere ilişkin göstergeler aslında azalış sergiliyor. Yani hem işte istifa oranları azalıyor, geriliyor. Hem aynı işte kalanlar ya da iş değiştirenler için baktığımızda ücret artışı geriliyor. Dolayısıyla burada bir yumuşak iniş senaryosu gittikçe daha fazla fiyatlanır oldu. Yani yumuşak inişten kastımızda enflasyon düşecek, büyüme çok fazla hasar almayacak ve Fed hani faiz indirimlerine
başlayabilecek gibi bir görünüm. Bu piyasaları çok olumlu etkilemişti. Sizin de belirttiğiniz Fitch haberine kadar aslında baktığımızda. Ve hani hem borsalar tarafında hem de diğer risk iştahından olumlu etkilenen piyasalarda biz yükselişler gözlemliyorduk. Ancak Fitch'in kararı geldi. Evet, ABD hazinesinin uzun vadeli notunda indirim yaptı Fitch ve en yüksek seviyeden bir alt değere indirdi. Bunun içinde temel olarak argümanı, birincisi hem geçmişe yönelik bir argümanı var. Burada diyor ki işte borç tavanına ilişkin devamlı bir kaos oluşuyor. Hani bu yönetilebilir bir sorun olmayabilir. Yani devamlı o gündeme geliyor çünkü üstesinden gelinemiyor diyor. Geleceğe yönelik olarak ise ABD hazinesinin borçluluğunun çok yüksek olduğunu, yükselmeye de devam edeceğini söylüyor. Zaten orada da projeksiyonlar gayri safi yurt içi hasılaya göre önümüzdeki dönemde %100'ün üzerine çıkacak bir ABD borçluluğuna işaret ediyor. Bütçe açığında da bir artış beklentisi olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani bu ikisini beraber ele aldığımızda ABD tahvil getirilerinde bir yükseliş gözlenmedik. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında uzun tarafın yani 10 yıllıklar tarafının bundan biraz daha da fazla etkilendiğini gözlemledik. Peki biz ne bekliyoruz? Hani gerçekleşmeler bunlar ama bizim beklentimiz hala ılımlı resesyon tarafında aslına bakarsanız. Yani bazı senaryomuzu değiştirmedik. Ilımlı resesyondan da kastımız ABD'de büyümenin yavaşlamasını bekliyoruz. Fed'in başka bir faiz artırımı yapmasını beklemiyoruz. Mevcut seviyede faiz artırımı dönüşünün tamamlamasını bekliyoruz. Ve daha sonra da 2024'ün ikinci çeyreğinde yani piyasa fiyatlamalarına benzer şekilde faiz indirimlerinin başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu hem enflasyonda hem de büyümedeki yavaşlık nedeniyle. Zaten piyasa fiyatlamalarına baktığımızda da benzer bir senaryo satın alınmış vaziyette ve 2024'ün tamamında da işte 100 ila 125 bas puanlık bir faiz indirimi olabileceği öngörüsü fiyatlanmakta. Dolayısıyla hani bu durum gerçekleşirse evet 2023 sonuna kadar Fed faizleri bu gelmiş olduğu seviyede tutacak. Dolayısıyla hani kısa vadeleri Fed yönetiyor olacak ve yüksek olacak. Ancak ekonomik büyümeye ilişkin göstergeler yavaşladıkça uzun vadeli faizlerde biraz geri çekilme olasılığı var. Ve daha sonrasında Fed'in faiz indirimlerini yapmasıyla birlikte kısa vadeli tahvil getirilerine de gerileme gözlemeye başlayacağız diye bekliyoruz. Ancak tabii burada bir risk var. Buradaki işte temel risk de belirli teknik koşullardan da kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi ABD hazinesinin demin de belirttiğimiz gibi çok yüksek borçlanma gereği. Şimdi borç tavanı sorununun Haziran yani Mayıs ayı sonunda çözülmesiyle birlikte hazine bakiyesini arttırmak üzere çok hızlı bir şekilde kısa vadeli ihraçlar yapmaya başladı. O tarafta şu ana kadar kısa vadeli faizlerde ciddi bir baskı görmedik. Çünkü işte ters repoda yine Fed bünyesinde değerlendirilen para piyasası fonlarının likiditesinin bu tarafa yani kısa vadeli işte bonolara, hazine bonolarına aktarıldığını gördük. Ancak hazine 3. çeyrek, ABD hazinesi 3. çeyrek borçlanma projeksiyonlarını da açıkladı ve burada piyasa beklentisinin üzerinde bir borçlanma projeksiyonu söz konusu. Dolayısıyla bu aslında biraz daha işte 3 ila 10 yıllık segmentte daha fazla borçlanmasını getirecek. Bu da buradaki faizleri biraz daha yukarıda tutma riski barındırıyor. Bir diğer neden aslında bence dikkat edilmesi gereken Japonya tarafı. Japonya'da bildiğiniz gibi para politikasında bir değişikliğe gidilmedi ama getiri eğrisi kontrolünde biraz esneklik getirdi Japonya Merkez Bankası. Ve aslında bu tam olarak da beklenen bir yaklaşım değil. Yani hemen toplantı öncesinde birkaç işte haberle gündeme geldi. Ve devamında da aslında yılın devamında 2024'te de Japonya tarafında faizlerin artabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla böyle bir durumda aslında bu da ABD hazine tahvilleri açısından biraz daha talebi azaltacak bir unsur olarak gündeme gelebilir.
Bir diğer konu da Fed'in aslında hala devam eden bilanço küçültmesi. Aylık 90 milyar dolarlık bir hızda devam ediyor ve bunun 60 milyar doları aslında işte tahvil bono tarafından geliyor. Dolayısıyla hani Fed gibi fiyat duyarlılığı olmayan bir alıcının artık piyasada olmaması tahviller tarafında biraz daha belirsizliği artırıyor. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda aslında hani bizim ılımlı resesyon çerçevesinde beklentimiz uzun vadeli tahvil getirilerinin sene sonunda biraz gerilemesi yönünde. Ancak şu anda belirsizlikler yüksek ve kısa vadeli faizler de açıkçası yüksek devam ediyor. O yüzden bu belirsizlikler biraz daha aydınlanana kadar, biraz daha netlik kazanana kadar bence orada biraz daha kısa durasyonda beklemek, yani kısa vadeli tarafta beklemek makul olabilir. Bu açıdan da mesela sizin de belirttiğiniz gibi TDG fonumuz biraz daha durasyonu kısa tutan bir fon. Dolayısıyla belirsizlikler netlik kazanana kadar bu tür bir fonun değerlendirilebileceğini düşünüyoruz biz aslında. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Gerçekten hani olayın detayını anlayabilmek, temellerini anlayabilmek açısından da çizdiğiniz büyük resim bence çok çok önemli. Sizin görüşünüzü iş portföyü tarafından almak da bizim için değerli. O nedenle çok teşekkür ediyoruz. Bir de hani TDG'de daha kısa vadeli tahvillerin tutulmuş olduğu bilgisini almak da bu anlamda çok önemli. Diğer videomuz için de aslında bu da bir hani ek bir bilgi olmuş oldu. İrem Hanım çok sağ olun. Selam, burada bir şey daha ekleyebiliriz. Siz de zaten hep yayınlarınızda, videolarınızda belirtiyorsunuz. Aslında fonların içindeki varlıkların detayına kapa yapılan bildirimlerden yatırımcılarımız ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla hani bu vade bilgilerine, durasyon bilgilerine de kaptaki fon detaylarından ulaşabilirler. Tabii ki bunlar biraz daha gecikmeli açıklanan bilgiler. Hani oralarda biraz daha güncelleme olur. Ama en azından ana fikri anlamak açısından yardımcı olacağını düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bizim tarafa gelecek olursak İrem Hanım, borsamız işte Mayıs sonundan beri seçimlerden sonra rekorlar üstüne rekorlar kırıyor. 7200'leri geçti. İşlem hacimleri de oldukça yükseldi. Yabancı yatırımcı girişleri oldu. Böyle bir resim şu anda var borsa tarafında. Burada da ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bu yükseliş devam eder mi? Nereye kadar gider? Bunun arkasında yatan temel neden nedir? Tabii burada bir parantez de açmak istiyorum aslında. CDS primimiz işte 400 puanın altına gelmişti. Fakat işte dün tekrar orada bir yükselme gördük. Sanki hani güvenle ilgili bir sıkıntı mı oluştu yurt dışı piyasalar tarafında? Neden CDS primimiz yükseldi? Biraz da buraya bakabilirsek çok sevinirim. Elbette. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi biz aslında borsada son bir ayda işte %20'nin üzerinde bir borsa BIST 100 endeksi açısından baktığımızda en azından %20 üzerinde bir yükseliş gözlemledik ve dolayısıyla buradaki iştah da çok yüksek. Şimdi bunun altında yatan temel nedenlere baktığımızda bence en önemlisi bu ekonomi politika çerçevesinde yapılan güncelleme. Orada işte alınan kararlar ve hani ileriye yönelik de çizilen çerçeve risk iştahını olumlu etkiledi. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi biz ilk aşamada CDS primimizde önemli gerilemeler gözlemledik. Burada 400'ün altına, 400 bas puanın altına kadar giden bir 5 yıl vadeli CDS primiyle karşılaştık. Bu risk iştahı açısından oldukça olumlu bir görünüm oldu. Ancak tabii rasyonel politikalara dönüldü. Biraz daha ortodoks bir çerçeve ilerlenecek. Dolayısıyla faiz artışları gündeme geldi enflasyonla mücadelede. Ve burada da son iki toplantıda Merkez Bankası'nın politika faizini arttırdığını gözlemliyoruz. Ancak burada yapılan faiz artışları piyasa beklentisinin biraz daha gerisinde kalıyor diyebiliriz. Yani en son mesela toplantıda da hani faizin %20'ye çıkabileceği bekleniyordu. Hani o seviyeye ulaşmadı. %17,50 seviyesinde kaldı artıştan sonra. Dolayısıyla bu borsa açısından biraz daha da olumlu bir senaryo. Yani faizler artıyor ama beklendiği kadar agresif bir patikada ilerlemiyor. Peki bunun yerine ne oluyor? Burada biraz daha işte bu makro ihtiyati önlem setinde piyasa işlevselliğini arttıracak yönde güncellemeler yapılıyor. İşte öncelikle mevduat oranlarına yönelik menkul kıymet tesislerinde bir sadeleştirmeye gidildi. Arkasından
krediler tarafındaki makro ihtiyati düzenlemelerde, menkul kıymet tesislerinde faizlere uygulanan tavanlarda bir ara kademe vardı. O kaldırıldı. İşte biraz daha selektif kredilere yoğunlaşılmasını sağlayacak şekilde farklı düzenlemeler geliyor. BDDK'nın bir takım adımları oldu gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla evet, kredinin maliyeti biraz daha artacak gibi görünüyor önümüzdeki dönemde atılan adımlarla. Ama diğer yandan da biraz daha hani burada piyasa işlevselliğinin artması da söz konusu olacak diye anlıyoruz biz. Bu da olumlu bir nokta aslına bakarsanız. Diğer taraftan baktığımızda ise enflasyon tabii. Bugün aslında biraz önce enflasyon rakamlarını da aldık. Temmuz ayı enflasyon rakamlarını. Aylık enflasyon artışı %9,49 olarak geldi ve sizin de hatırlayacağınız gibi Haziran ayında yıllık enflasyon %38,2'ye gerilemişti. Bu mevcut Temmuz ayı enflasyonuyla yeniden işte %47-48 seviyesine geldiğini gözlemledik. Ve önümüzdeki döneme ilişkin de aslında enflasyonun artmaya devam etmesi bekleniyor. Bunu zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısında da açıklanan tahmin patikasında açık bir şekilde gördük. Merkez Bankası'nın yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini de %58'de. Bizim iş portföy olarak da tahminimiz işte %58-60 civarında bir yıl sonu enflasyonunun mümkün olduğu yönünde. Ancak buna mukabil TL sabit getirili varlıklara baktığımızda enflasyonun altında kaldığını görüyoruz mevcut durumda getirilerin. Dolayısıyla bu yurt içi yatırımcı açısından enflasyondan korunma için hisse senedi piyasalarına yönelimi oldukça arttırıyor. Dolayısıyla yerel yatırımcının burada iştahının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcı açısından baktığımızdaysa hem yani evet dolar bazında dahi çok ciddi bir kazanç elde ettik hadi son dönemde baktığımızda. Ama hala dolar bazında değerlemelerimiz makul seviyelerde. Onun dışında işte göstergelerimiz, çarpan değerlerimiz benzer ülkelere göre geride. Dolayısıyla burada hala bir fırsat var gibi görünüyor. Bu da yabancı yatırımcıyı aslında bir miktar cezbediyor diye görüyoruz. Hani çok uzun vadeli yatırımcı hızlı bir şekilde geliyor diyemeyiz. Ama işte son birkaç haftalık dönemde 1,5-2 milyar dolarlık bir giriş aslında gözlemledik. Ve sene başından beri baktığımızda çıkış vardı. Bunun artık hani böyle nötr bir seviyeye geldiğini görüyoruz yılın tamamı açısından da. Dolayısıyla şimdi içinde bulunduğumuz çeyrek turizmin canlı olduğu bir çeyrek, işte hani döviz kurlarında çok ciddi bir baskı görmeyi beklemediğimiz bir çeyrek ve bilanço sezonundayız. Önümüzdeki bir aylık dönemde bilançolar gelmeye de devam edecek. Dolayısıyla biz bu vadede en azından 3. çeyrek için konuştuğumuzda borsanın olumlu gitmeye devam etmesini bekliyoruz. Yani 4. çeyreğe geldiğimizde evet hani bu turizm sezonunun bitmesiyle birlikte belki belirsizlikler biraz daha gündeme gelebilir. Hani onu ayrıca değerlendirmek gerekir. Ancak biz bu çeyrek bazında baktığımızda borsadaki olumlu gidişin devam etmesini bekliyoruz. Bir tane daha husus var aslında eklemek istediğim. Bir de tabii ki bu enflasyonla ilişkili hem yatırımcı ilgisi var hem de aslında bu biraz da tüketimi de destekliyor. Çünkü biraz daha öne çekilmiş bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Tüketim çok canlı. Biz bu kredi kartı harcamalarında, otomotiv verilerinde ve elektrik tüketiminde görmekteyiz aslında hem üretim hem tüketim tarafında. Dolayısıyla bu da borsayı destekleyecektir diye düşünüyoruz. Evet, yani en azından Ekim ayına kadar burada biraz daha potansiyel var. Ekim'den sonra yani 3. 4. çeyrekte tekrar değerlendirmek üzere o zaman inşallah yine konuşuyor oluruz. İrem Hanım, peki tüm bunları konuştuktan sonra sizin varlık dağılımı öneriniz nasıldır? Burada öne çıkan fonlar hangileridir diye sorayım son olarak. Tabii ki aslında borsadan bahsettik, hemen borsadan devam edelim. TL tarafta bizim varlık dağılımı önerilerimizde hisse yoğun fonlar ön plana çıkıyor. Burada özellikle T2 yani hisse yoğun fon ve hani bir endekse bağlı olmaksızın
değer yaratabileceğini, artı değer yaratabileceğini düşündüğümüz hisselere genelinde yatırım yapan T2 hisse senedi fonumuz ve benzer özellikteki işte kadın hisse senedi fonumuzu ben hani yatırımcıların inceleyebileceğini düşünüyorum. İşte kadın hisse senedi fonumuz da T2'ye benzer şekilde bir yatırım evrenine sahip. Burada ayrıca da kadın istihdamını ve yönetimde söz sahibi kadınları destekleyen şirketleri bu endekse, yani bu yatırım evrenine dahil ediyoruz. Hisse senedi fonlarını dolayısıyla yatırımcıların değerlendirmesini tavsiye ederiz. Tabii ki risk iştahlarına göre. Çünkü bunlar biraz daha risk seviyesi yüksek fonlar haliyle biraz daha oynaklık söz konusu olabiliyor. Yabancı tarafta aslında başlangıçta konuştuğumuz nedenlerle TDG yabancı borçlanma araçları fonumuzu değerlendirebilirler. Durasyonu 1 yıl civarı olan bu fonda daha kısa vadeli ABD tahvil piyasalarındaki daha kısa vadeli faizlerin bir süre daha yüksek gideceği beklentisiyle bir getiri arayışında olan yatırımcılar bu fonu değerlendirebilir. Altınla ilgili şunu söylemek istiyorum, TTA ile ilgili olarak. Geçtiğimiz ay bu videoyu çektiğimizde aslında altın 1900 dolar ons seviyelerindeydi. Ondan sonra işte 1970 dolar onsa kadar yükseldiğini gördük. Ancak o tarafta biraz işte zorlandığını görüyoruz. Bu Fitch'le birlikte de aslında baktığımızda hem ABD 10 yıllık getirilerinde de sizin belirttiğiniz gibi reel tarafta tekrar işte %1.75'lere ulaştığını görüyoruz ABD 10 yıl vadeli reel tahvil getirilerinin. Altında 1930'lara kadar bir geri çekilme olduğunu gözlemledik. TTA bu açıdan da değerlendirilebilir bence yatırımcılar tarafından. Tabii zaten bu TL cinsi getirisi hesaplanan bir fon olduğu için hani kur artışları da ek burada katkı sağlıyor fonumuza. Onun dışında da fon sepeti fonları tabii ki hani her programda neredeyse gündeme geliyor. Bunları da yatırımcıların incelemesini öneriyoruz. Örneğin tabii risk seviyesine göre yine burada temkinli, dengeli ve atak fon sepeti fonlarımız var. 1 ve 7 skalasında baktığımızda mesela atak fon sepeti fonumuz 5 risk seviyesine sahip. Ve hani bunun içinde baktığımızda hem bizim bahsettiğimiz TDG borçlanma araçları fonu var. Hem yerli hisseler var. İşte altın var. Dolayısıyla hani risk iştahına göre yatırımcılar bunlara bakabilir. Zaten belirttiğimiz gibi hem konjonktüre göre, içinde bulunan konjonktüre göre hem de beklentileri, önümüzdeki dönem beklentilerine göre bütüncül bir yaklaşımla bunların risk ağırlıkları güncelleniyor. Dolayısıyla hani yatırımcılar açısından değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Kıymetli veriler için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Serhan Hanım. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın.